Üst sayılar dedik. Üst sayılar geçen sene herhalde biliyorsunuz az bir şey. Az Görmüştük bilgi hocam var geçen üst sene. sayılarla ilgili. Evet. Evet, A gerçel sayı ve N pozitif tam sayı olmak üzere N tane sayının çarpımına A'nın n'ci kuvveti denir ve A çarpı A çarpı A N tane A'nın çarpımı A üzeri N şeklinde gösteriliyor. Evet, bir sayının kendisiyle birden çok kez çarpımını kolay bir şekilde göstermek için kullanılır. En büyük veya en çok en büyük veya pardon özür çok büyük veya çok küçük sayılar göstermek için kolaylık sağlar. Bunları zaten biliyor olmanız lazım. Çok büyük ve çok küçük sayıları hatırlıyorsunuz Biliyoruz hocam. Evet hocam. herhalde. Evet, geçelim buraya. Şimdi örnekler var. Burada 10 tane 5 varmış. O halde biz bunu üst olarak yazacağız. Üst şekilde yazacağız. O 5 halde üzeri bunun cevabı 10. nedir kızlar? 5 üzeri 10. 5 üzeri 10 olmaz mı? Evet. Çünkü 10 tane 5 varsa 5 üzeri 10 şeklinde yazılır. Geldik buraya. 8 tane eksi 3 varmış. O halde eksi 3 diyoruz. Üzerine kaç adet varsa üzerine Peki. yazıyoruz. 8 tane adet var. 8 adet yani. Eksi 3 üzeri 8 yazdık. Buraya geldik. 3 bölü 2 Ne üzeri var? 12. 3 mi? O halde 3 mü? Üzeri 12. Adedi de üzerine yazıyor. Yani 12 de buraya yazıyor. 3 bölü 2 üzeri 12 şeklinde bitiyor. Geldik buraya. 2x'i yazacağız. 2x Taban üzeri yazıyoruz. Taban 15. diyoruz. Taban bu kadar. Kuvveti nedir? Kaç adet varsa onu yazacağız. Yani buraya 15. 15 yazacağız. Demek ki 2x'in 15'inci kuvvet şeklinde cevap olacak. Bunun cevapları böyleydi tabii. Cevaplar doğrudur herhalde. Doğru hocam. Evet, geçiyorum bunu. Geçelim hocam. Evet, şimdi bu soruya geldik. Örnek 2. Aşağıdaki üstü ifadelerin değerlerini bulacakmışız. 2 üzeri 6 zaten bu nedir? 6, 6, 6. Pardon, 2, 2, 2. 64. Tabii 6 tane var burada. 64. Dikkat edin. Bunların çarpımları ne yapar? 2 çarpı 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16, 16 çarpı 2, 32, 32 çarpı 2 ne var? 64. Demek ki bunun cevabı 64'müş. 64. Evet, eksi 3'ün küpü ne yapacağız? 3 tane eksi 3 çarpacağız. Bu ikisini çarparsam normalde artı 9 yapar şurası. Artı 9'u eksi 3 yaparsam bu da Eksi eksi 20, 27 27 oluyor. yapar. Bu tamam. Geldik burada rasyonel bir ifade var. 3 bölü 2 var. Üzerine 4 var. 4 tane 3 bölü 2 çarpacağım. Ne yaparız? Burada payları çarparız. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3. Burası 81 yapar. Paydaki Bölü şeyleri 16. çarparsam 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu da 16 yapar. Demek ki bu da 81 bölü 16'ymış. 81 bölü 16 yani. Evet. Eksi 2 dışarıda tabii parantez içinde değil. Dikkat. Eksi 2 farklı. Kuvvet 4 var. Bu 4 kime aitti? Sadece 2 aitti. Eksi dahil değildi. Onu da şöyle gösteririz. Yani eksi parantez içinde 2, 2, 2. Yani 4 tane 2'yi buraya yazıyorsun. Eksi 2. Şurada farklı zaten göstermiş. Eksi 2'nin 4'ünü koyduğunda böyle hesaplanır. Ama önde sadece eksi var. 2 üzeri 4 varsa eksi parantezinde falan değilse böyle hesaplayacağız. Eksiyi yazdım. Şunların çarpımları ne Eksi yapar? 16. 16 yapar. Demek ki burası Eksi 16. 16 geldi. Şurada 16. Önde de eksi var. Eksi 16 oldu bunun cevabı. Ve bunları çarpacağız. Şu ikisini çarparsam ne yapar? Eksi 2 ile eksi 2 çarptım. 4 oldu. Eksi Buradaki eksi 2 ile eksi 2 4. çarparsam yine 4 oldu. 4 ile 4 çarparsam 16. 16 olur. 16. Ve bunun cevabı da buydu. Evet. Ne çift tam sayıymış? Çift sayı ise böyle bir eşitlik yokmuş. Yani bir önceki örneğin aynı sayısının yani mesela eksi 3 üzeri 2 diyelim. Burada eksi 3'ün ne diyelim? İkinci kuvveti. Yani karesi. Burayı hesaplarsam ne yapar? Birinde Burası eksi tabii ki 9 şu geliyor. anlamı Birinde verir. de Eksi 3'ten sonra 9 2 tane 3'ü çarpacağız. Burası ise eksi 3 çarpı eksi 3 demektir. Burayı çarparsam eksi eksi 9. 9 Eksi yapar. 9. Burayı Artı 9 çarparsam geliyor. artı 9 9 yapar. yapar. Birbirine eşit gelmedi gördüğünüz gibi. Demek ki böyle bir şey yokmuş. Yani parantezin önemi var burada. Üst sayılarda dikkat edeceğiz. Ve geldik bu örneğe. 3 üzeri 4 eksi eksi 3 eksi 1'in pardon küpü artı eksi 2'nin 5. kuvveti demiş. 3 üzeri 4'ü bulabiliriz. Burası 81 yapar değil mi? 81. 81. 4 Evet. tane 3 çarparsam 81 yaptı. Arada eksi var. Şunu Bir de yazdım. eksi 1 olur. Eksi 1'in küpü ne yapar?
Eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 eksi 1 yapar. Eksi 1. Şuna gelip eksi 1 yazıyorum. Şunun sonucunu. Şu eksi zaten şuradaki eksi. Aradaki artıyı yazdım. Burada ne yapacağız? Eksi 2'nin 5'inci kuvveti dikkat 5 dışarıda olsa farklı çıkmaz ama yine de bunu düşüneceğiz. Yani bunun cevabı ne yapar? Eksi 32 yapar. Eksi 32 yapar. Yani 2 üzeri 5 demiş ya, bunu nasıl düşüneceğiz? Eksi dura hep başta 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Şuradaki 5 tane 2 çarpacağız. Bu ne yapar? Eksi 32 yapar. Evet, bu da buradan geldi. Şurada tabii işlem ne yapar? 81 burası artıya dönüştü. Artı 1 oldu ve burada çarptığım için burası eksi 32 yapacak. Evet. Bu işlemin sonucu ne yapar? Şurası 82 yaptı. 82 eksi 32 ne yapar? Bu da 50 yapar değil mi? Evet. Cevabı 50 olması lazım. Doğru yaptık hocam. Bunu da geçtik. Yine uyarı var. Sıfırdan farklı bir gerçel sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Demek ki sıfırdan farklı olan bir sayının sıfırıncı kuvveti. Mesela örnek verelim 5 üzeri 0 mesela. Bunun cevabı 1'miş. Ama 0 üzeri 0 ne olacak? Hani burada 0 farklı değil. Sıfırdan farklı değil. 0 olursa ne olacak? Bu da belirsiz diyelim. Hangisi ya da belirsiz diyelim. Bu belirsiz. Diğer sayının bütün sıfırıncı kuvvetleri 1'dir. Bunu öğrenmiş olduk. Burada zaten belirtmiş tekrar. A diyor ki 0 olmayacak diyor. 0'dan farklı olacak. Ve A üzeri 0 her zaman neymiş? 1'miş. Geldik ikinci uyarıya. Eksi 1 sayısının çift kuvvetleri 1'e, tek kuvvetleri eksi 1'e eşittir. Onu da şöyle ifade etmiş. Eksi 1'in çift kuvvetleri demek 2n demek. Eksi 1'in çift kuvvetleri işte burada artı 1 olmuş. Eksi 1'in 2n eksi 1 tek ifade edebilmek için tektir. Eksi 1'in tek kuvvetleri ne yapar? Eksi 1 yapar. Tabi burada neye tam sayı? Örnek verecek olsam eksi 1'in mesela 4. kuvvetini alalım. 4. kuvveti. Çift olduğu için bunun cevabı artı 1'dir mesela. Eksi 1'in mesela ne yapalım? 7. kuvvet. Tek olduğu için tek eksi 1 yapar. Bunun cevabı ne yapar? Eksi 1 yapar. Bu şekilde yani. Burada şu nota ait örnekler de bunlardı. Gelelim sorumuza. Eksi 1'in 21. kuvveti var. Yani tek kuvvet. Eksi 1'in tek kuvvetleri neydi? Şurayı düşünecek olsam. Eksi 1'in tek kuvvetleri. Eksi 1 yapar. O halde ben buraya eksi 1 yazıyorum. Arada artı var. Eksi 1'in çift kuvvetleri var. O halde burası ne yapar? Artı 1 yapar. Buraya artı 1 yazıyorum. Geldik buraya. Kök 5'in 0. kuvveti. 1 sayının 0. kuvveti neydi? 1'di. Tabii 0 hariç zaten burası 0 değil. O halde burada 1 geldi. Sonuç ne yapar? Tabii şuna birbirini götürdüğü için şöyle yazalım mı? 1 yapar. Şu artı 1 eksi 1'i götürsün. O halde cevap 1 geldi. Yani şuradaki 1 geldi. Doğru yaptık hocam. Bu da böyleydi. Evet, geldik diğerine, yani diğer başlığımıza. Negatif sayının kuvveti demiş. Negatif sayıların kuvveti. N tam sayı ve A gerçel sayı olmak üzere eksi A üzeri 2N demiş. A üzeri 2N eşittir. Ne demek istiyor? Örnek verelim. Eksi bir sayı alalım. Mesela eksi 3 olsun. Bunun mesela çift olan bir kuvveti ne olsun? 4 olsun. Değil mi? Yani 2N derken çift sayı, herhangi bir çift alıyor. Bunun cevabı diyor yine 3 üzeri 4 eşittir diyor, değil mi? Hani eksi kaldırmış ya şurada, normalde eksi a yazıyordu. Burada normal a yazmış. Yani 3 yaz diyor. Gerçekten burayı yazarsan hesaplar ne yapar? 81 yapar. Karşı tarafı ne yapar? Yine 81. Yani eşittir. Demek ki negatif bir sayının aynı, tabii aynı kuvvetlere de dikkat. İken ikisi de aynı kuvvet olacak. Şurada 4 aynı olacak. Evet, eksi yani aynı sayının eksilisinin çift kuvvetiyle pozitifin çift kuvveti eşitmiş. Aynı değer eşitmiş. Yani burada bunu anlatıyor. Yani buna ait örnek buydu. Şuna bakalım. Burada da negatif bir sayı var. Bunun tek kuvvetinden bahsetmiş. Bunu alırsanız cevap eksi gelir diyor. Bakalım öyle mi oluyormuş? Mesela eksi ne olsun? 3 olsun yine. Bunun mesela tek kuvveti ne olsun? Eksi 3 olsun mesela. Bunun cevabı ne yapar kızlar? Şuna eşit diyor. Mesela eksi 27 eksi yapar. Diyor. 3 üzeri 3'tür diyor, değil mi? Eksi dışarı atmış yani parantezin dışına. Doğru mudur? Bakalım. Şurası eksi 27 yapar. Çünkü 3 tane eksi 3 yaparsak eksi 27 yapar. Burada ne yapar? Şu önde eksi var zaten. 3'ün küpü ne yapar? 27 yapar. Evet, burada kural böyleymiş yani. Demek ki eksi 1 sayının tek kuvvetleri eksi geliyormuş. Bunu da böyle söyleyebiliriz. Geldik buraya. Burada ne anlatıyor bakalım. Eksi bir sayı var yine. Eksi bir sayı 2 olsun. Şurada çift kuvvet ama dışarıda değil. Parantezin içinde dikkat. O zaman ben şu 4 mesela çift seçeyim. 4 olsun. Eşit olacakmış. Kime? Eksi diyor. Eksi yazdım. Bizim A dediğim şey neydi? 2 değil mi? Şu eksi ya. Şuradaki evet. A sayısı 2'di. O halde 2 yazdım.
2 n dediğimiz şey 4'tü zaten. Bu buna eşit mi bakalım. İkisi de eksi 16 çıkıyor. Biz bunu nasıl yazıyor hatırlarsanız şöyle yazmış. Eksi diyeceğiz. 4 tane 2, 2, 2, 2 şeklinde yazacaktım. Yazdık. Burası nasıl? Bu da aynıydı zaten. Eksi yazıyor. 2, 2, 2, 2. 4 tane 2 yazıyor. Evet aynı mı? Aynı. Burası eksi 16 gelir. Bu tarafta eksi 16 gelir. Demek ki eşitmiş. Demek ki negatif bir sayının eğer içeride kuvveti varsa bunun cevabı eksiliymiş. Eğer dışarıda olsa şurada gibi olursa bu pozitifmiş. Yani A üzeri 2'ne eşitmiş. Bunu demek istiyorum. Evet, bu kural böyleydi. Şimdi bakalım. Eksi 10'un 20. kuvvetini vermişler bize. Üstü ifadelerin eşitlerini bulalım demiş. Mesela bunun eşiti nedir sizce? Şimdi negatif bir sayı çift kuvveti. Bu direkt nedir? 10 üzeri 20'dir kızlar. Değil mi? Pozitifine eşittir çünkü. Evet, tek sayı var. Negatif bir sayı var. Negatif bir sayının tek kuvveti var. Bu halde bunun cevabını yapalım. Mutlaka eksi çıkartalım. Yani eksi diyeceğiz. 700'e 21'dir bu cevabı mesela. 12'de 5 üzeri 10'dur. Burada yine 10 olur. Negatif bir sayı var ama kuvveti ne? Çift. O halde bunun cevabı ne çıkar? 5 üzeri 10. 5 üzeri 10 yapar. Çünkü negatif bir sayı ama kuvvet çift olduğu bu pozitiftir her zaman. Cevabı o halde buraya 5 üzeri 10 diyeceğiz. Bu da böyleydi. Bu işlemin sonucunu bize sormuşlar. Eksi 4'ün küpü ne yapar? 3 tane... Eksi 4'ü çarpmam lazım. Eksi 4 60, çarpı. Eksi 64. Yani. Eksi 4 çarpı. Eksi 4 evet. Diye düşündüm küp olduğu için. Eksiyi yazdım. Ve şurada ne var? Eksi 2 var. 4 tane eksi 2 yazmam lazım. Buraya şu eksi zaten şuradan geldi. Buraya eksi 2 yazayım. 4 tane 1, 2, 3 ve 4 tane yazdım. Evet, eksi 5'in karesi 25 yapar. 2 tane de 5. Düşünen çarpımlar ne yapar? 3 tane eksi 4 çarpımı eksi 64 geliyor. Eksi 64. Şu aradaki eksi yazayım istersen. Şu eksi yazayım. Şuradaki eksi 2'lerin çarptığı 4 tane. 16. Burası 16. Yapar? 16 yapar tabii. Artı 16. İstersen şöyle yine yazayım. Eksi 25'im var. Bunu da ayrıca yazdım. Şu eksi 64'tü. Şu ikisi ne yapar? Eksiye düşür. Yani burası eksi 16 gelir. Eksi 25'imiz var şurada. Bu işlemin sonucu ne yapar? Buna bakalım. 105 yapar. Şu ikisini yapar. Eksi 105 olur. 80 yapıyor. Eksi aynen, 80 tabii. Eksi 80. Eksi 25 de burada var. Eksi 105 yapar değil mi? Evet. 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 Uydu. Doğru yaptık hocam. Geldik buna. Eksi 1 bölü 2'nin küpünü alacağız. Sonra eksi 1 bölü 4'ün karesini alacağız. Eğer şunun kare küpünü alsam ne yapar? Yani 3 tane eksi 1 bölü 2 çarpacağız. Bunu demek istemiş. Bunu parantezine yazıp daha iyi olur. Şöyle. Eksi var. Sonra 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. Neden? Karesi olduğu için böyle yazdım. Şunları çarparsam ne gelir? Üstteki sayıları çarparsam 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 8 yapar. 2 çarpı 2 çarpı 2 8 yapar. Sonra eksi geldi. Şunları çarparsam 1 bölü 16 geldi. Tabii rasyonel sayı olduğu için payda işleyeceğiz. Çünkü arada eksi var. Rasyonel sayı derken aslında çıkarmıştım olsun daha doğrusu. Payda işleyen buradan eksi 2 geldi. Eksi 1 de buradan geldi. Burada da ne yaptı? 16 yaptı. Burada ne yapar? Eksi 3 bölü. Eksi 16. 16. Bunun cevaplarına bakmıyor mu siz? Bakan var mı? Doğru hocam. Ben bakıyorum. Doğru yapıyoruz. Sesim gelmiyor mu sizlere acaba? Geliyor hocam. Evet tamam. Cevabına bakan yok herhalde. Ben bakıyorum dedim hocam. Duymadınız ben duyamadım onu. Tamam o zaman. Evet, toplama çıkarma toplama ve çıkarma işlemini verdik. K, N, P, A birer gerçek sayıymış. M bir tam sayıymış. Burada üst sayılardaki toplama ve çıkarmayı anlatmış. Ne demek istiyor? Örnek verelim isterseniz. Ne yapalım? 5 çarpı işte 2 üzeri x olsun. Öyle yazayım ben. Eksi 3 çarpı 2 üzeri x diyelim. Sonra buraya da ne yazalım? İşte artı diyelim. 4 çarpı 2 üzeri x diyelim. Buraya bakarsak 2 üzeri x'ler aynı. Bak şurada a üzeri m demiş. Yani bizim a üzeri m yerine 2 üzeri x geldi. 2 üzeri x geldi. Bunların ne yapacağız? Burada önemli olan şunların ortak olduğunu görmeniz lazım. 2 üzeri x'ler ne? Aynı. Ortak yani. Biz buna ortak diyoruz. Bu ortaklar ne yapıyoruz? Dışarı yazacağız. Ortak parantez alacağız. Şöyle dışarı yazdım. 2 üzeri x'i yazdım. O zaman buraya ne yazmam lazım? Ortak olmayanlar. Yani bunların öndeki sayıları katsayıları yazacağım. Şunları biz katsayı diyoruz. 5'i yazacağım. Buradan geldi. Şu zaten gitti. Şuraya geldi. Burada eksi 3 var. Bu katsayı yazıyorum. Şuraya gitti. Şuradaki artı 4'ü gelip yazıyoruz buraya.
Bu şekilde yani ortak parantez alarak toplam açıklama yapabiliyoruz. Burada şurası ne yapar? Bu ikisini çıkarsak 2 yapar. 2, 4 daha ne yapar? 6 mı yapar? 6 çarpı 2 üzeri x yapar. Cevap buydu yani. Yani şu formülü vermiş ama örneğini vermemiş. Burada ben de basit bir örnek verdim. Böyle yapılabiliyor. Evet. Evet, geldik buraya. Burada işte benzer şekilde bizim yaptığımız gibi verilmiş. Şu 2 üzeri x'ler ortak. İstersen bu ortağı en dışarıya, bu tahtına yazabilirsin. Dışarı yazdım buradan. Buraya ne yazmam lazım? 7+5. Efendim? 7+5. Evet, değil mi? 7 ile 5 ortak değil. Bunlar parantezine yazıldı. Buradan 2 üzeri x çarpı 12 oldu. Yani 12 geldi. Tabii tersle yazılır. 12 çarpı 2 üzeri x'e diyebilirsiniz. Burada aynı şeyler. Çünkü. Şu çarpı. Evet. Geldik buraya. 5 üzeri 10'ların ortak olduğunu gördük mü? 5 üzeri 10, 5 üzeri 10. Bunlar ortak. Hatta 3'ler de ortakmış da. Neyse önce böyle yapalım. 5 üzeri 10 parantezini aldım. 9 eksi 3 yapar değil mi bu parantez için? Evet. Yani dağıttığımda şuraya vermek lazım kızlar mesela. Biz öyle düşünüyoruz. Ben buna bu çarparsam ne yapar? 9 çarpı 5 üzeri 10 yapar. Bak şurayı verdi. Sonra bununla bunu çarparsam eksi 3 çarpı 5 üzeri 10. Yani şurayı verdi. Doğru yapmışız. Bunu devam ettirsem 5 üzeri 10 çarpı 6. Evet 6 veya da 6 çarpı 5 üzeri 10 aynı şeydir. Böyle düşündük. Evet. Geldik burada. Ne var? 3 üzeri x'ler ortak. 3 üzeri x'ler ortak. 3 üzeri x parantezine aldığımda 4 kere şurada 4'ten dolayı artı 2 var. 2 eksi 5. 5. Eksi 5. Düzenlersen 3 gelir. Çarpı 1 gelir. 3 üzeri 2. 6 yapar. 5 çıkardık. 1 yaptı. Evet. Ya da bunun anlamı nedir? 3 üzeri x demektir değil mi? Evet. 1'in bir etkisi yok çünkü. Bir de şuna bakalım. Burada a üzeri x'lerin ortak olduğunu göreyim. A üzeri x parantezini aldığımda ne gelecek? Eksi 2 artı 8. Eksi 6. 0 gelir. Evet, şöyle hesaplarsak 0 mı yapıyor? Evet. A x çarpı 0 oldu. 0 ne yapar? Şimdi yutar. O zaman cevap 0 gelir. Hepsini doğru yaptık hocam. Hı hı. Bir de şöyle bir şey yazdım ben size. Ne yazayım? 5 üzeri x diyeyim. Artı 6 çarpı 5 üzeri x diyelim. Böyle bir şeyle karşılaştık. Bunu ne deriz buraya? Ne yazmamız lazım? 5x ortaktır. 5 üzeri x ortaktır. Aynen 5 üzeri x. Ortak. Şimdi buraya ne yazalım? 6 artı 1. Aynen 6 artı 1 olur. 6 artı 1. Dikkat etmeniz gereken. Orada gizli 1 var. Şurada 1 var. Bunu unutmuyorsun. Burası önemli de. Onun için buraya 1 yazacağız. Bazıları bunu yazmaz. Unuturlar. 1 buradan geldi. Bir de ne yapacağız? 6. Bu da ne yaptı? 5 üzeri x çarpı 7 oldu yani. Cevap buydu. Evet. Evet. Hı-hı. Yani aslında bizim yaptığımız denklemleri hatırlarsanız ne yapıyorduk? İşte x artı 3x mesela değil mi? Bunun cevabı 4x biliyorsunuz. Aslında biz ne yapıyoruz? Evet. Yine x'ler ortaktır değil mi? X parantezini alırsanız burası ne yapardı? X parantezinde. Artı 1 yapar. Önünde 1 vardı değil mi? 1 artı 3 derdi değil mi? Evet. Bu da ne yaptı? Yani... x çarpı 4 yani 4x. Hani biz denk topluyoruz ya x artı 3x 4x yapar diyoruz ya. Aslında ortak parantezi alarak da düşünme imkanımız var yani. Burada işte ortak parantezi daha çok burada kullanıyoruz. Şu sayıda buna dikkat edeceğiz. Evet. Ve çarpma işlemine geldi. Çarpma işlemine bakalım. A bir reel sayıymış. M, N, P birer tam sayı olmak üzere. Tabanları aynı olan üstü sayıların çarpımında aynı tabanda üstler toplanır. Demek ki şurada baktığınız gibi tabanlar A, A, A bunlar aynı olacak. Çarpma işlemi olacak. Üstte de M, N, P farklı olabilir. Aynı olabilir. Önemli değil. Bunlar ne yapıyor? Topluyor. Tabii tek taban o da A tabanı tabii ki. Örnek verecek olsam 5 üzeri işte 7 olsun. 7. Çarpı 5 üzeri 8 olsun. Çarpı 5 üzeri 2 olsun. Ya da eksi 2 olsun. Önemli değil. Ya buradaki üstlerin tabanlar aynı olsun. Çarpma işlemi olsun. 5'i yazdım. Ve üstleri toplayıp çıkarabilir. Yani 7 artı 8 eksi 2 şeklinde yazarız. Bu da ne yapar? 5 üzeri 13 mi yapar? Evet. Evet hocam. Evet hocam. Evet böyleydi. Bir de şu örneğe bakalım. Pardon örnek diyorum formül mi diyelim. Evet üstleri aynı olan üstü sayıların çarpımında tabanlar diyor. Aynı üstler üst altına çarpılır. Bu kez diyor ki tabanları farklı ama üstleri aynı olacak değil mi? Böyle diyor. Üstleri aynı olan üstü sayıların çarpımında tabanlar aynı üst altına çarpılır. Yani tabanlara çarpıp üstü tek yazıyorsun. Örnek verecek olursak ne olsun? İşte 7 üzeri
3 olsun. İşte 2 üzeri 3 olsun. Bir de 5 üzeri 3 olsun. Evet, tabanlara baktığında 7, 2, 5. Bunlar tabanlı farklıdır. Üstüne eşit 3, 3, 3 çarpma işlemi tabii. Tabanları çarpacağız. Yani 7 çarpı 2 çarpı 5 diyeceğiz. Üzerine ne yazacağız? Tabii ki 3 yazacağız değil mi? 3 yazacağız. Evet. 5 geldi. 70 bunları... üzeri 3 olur. 70 oluyor hocam. Evet. 70 üzeri 3 yapacak. Doğru. Bu da böyle yani. Bu formül bunu anlatıyor. Gelin buna. Ne demiş? Üstü sayının üstü alınırken üstler çarpılır. Evet, şurada olduğu gibi üst üste parantezde geldiğinde böyle yapacağız. Yani şu M ile neyi çarpacağız? İşte M ile M'yi çarpacağız. O zaman A üzeri M çarpı ne oldu? Ben de şekilde burada şu P ile şu ayrı ayrı dağılıyor. Yani bunda ayrı şöyle ayrı açıklayayım da. Mesela 2 üzeri 3 ve üzerinde 4 olsun mesela. Bundan bahsediyoruz. Mesela bu ikisi yer değişir. Kızlar bunu da söyleyeyim de. 2 üzeri 4 üzeri 3 de yazan aynı şey. Yani şunun çarpma işlemi yani burası. Çarpma işlemi değişme özelliği var. Onun için bu ikisi yer değişebilir. Onu söyleyeyim. Bu da sonra da çok kullanacağız. Burası ne yapar? Tabii ki üstler çarptığım için 4 üzeri 12. Evet şöyle. 2 üzeri 12 yapar. Biz ne yapıyoruz aslında? Şöyle sorulara karşılıyoruz mesela şöyle. Yani böyle bir şey varsa biz bunların ikisini yer değiştirebiliyoruz. Yani 2 üzeri x'in küpü şeklinde yazma imkanımız var. Veya da çarpılmış hali 2 üzeri 3x'tir şeklinde yazabiliriz. Yani bunların hepsi eşit birbirine kullanma imkanımız var. Evet. Gelelim şuna. Burada ne demiş? 2 tane üst sayı var. Bir de dışarıda kuvvet varmış. Buna örnek verelim. 2 üzeri işte 3 olsun yine. Burası 3'ün karesi olsun. Dışarıda ne olsun? İşte 4 olsun örnek. Bunu şöyle yapacağız. Şu kuvveti buna vereceğiz. Yani daha doğrusu şu kuvvetin üzerine tekrar kuvvet verecek. Yani 2'nin küpü var ya bunun üzerine 4 diye bir kuvvet gelecek çarpı buraya ne gelecek? 3'ün karesi ve üzerine tekrar 4 gelecek. O halde 2 üzeri kaç yapar? Şu ikisini çarpacağız. 12 yapar. Bu da 3 üzeri 8 yapar değil mi? Bunlar tabanlar farklı olacak. Buna bir şey yapmıyoruz. Böyle kalıyor kızlar. Değil mi? Tabanları aynı değil. Üstleri de aynı değil. Herhangi bir şey yapamıyoruz. Böyle kalıyor. Evet diyor ki tabanı ve üstü farklı olan sayılar için tabanlar veya üstler aynı duruma getirmeye çalışacak. Yani mesela şurayı biz tabanı 2 yapamayız, 3 yapamayız ama belki şurayı büyük sayıda eşitleyebiliriz mesela. 12 ile 8 ne yapar? 24 ile eşitleyebiliriz. Onu demek istiyor. Burayı 24 yapalım diyor. 24 yapmak için burayı 2 ile çarparsam tabii onu da 1 bölü 2 kuvvetini falan almamız lazım. Onlar ayar yani. Şimdi o soruna gelmedi de. Hocam geçen sene galiba biz bunu mesela 12'yi 8'e eşitlemeye çalışıyorduk. Yani öyle şeyler de var evet. Neyse zaman hocam yiyorsun. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi geçen sene bazı sorularda şey çıkıyordu. Mesela eksi 2 üzeri 3 parantezi alıyorduk. Sonra 4 oluyordu. Biz bunda hani onların yerini değiştirebiliyoruz ya. Onun sonucunu çift çıkarabiliyor muyuz? Bir daha söyle. Eksi 3 üzeri ne dedin? Ya mesela eksi 2 üzeri 4 oluyor. Şöyle mi diyorsun acaba? Yok. Parantezin içinde oluyor 4. Ha, şöyle mi diyorsun acaba? Şöyle mi? Evet. Sonra bir de dışarıda 3 oluyor. Biz şimdi bunda eksi 2'nin sonucu çift mi çıkıyor tek mi? Önce şöyle bakacağız. Şey negatif çıkıyor. Bu cevabı negatif çıkıyor. Çünkü evet, aynen. En dıştaki kuvvete bakarız her zaman. Bu çünkü negatif bir sayı ya. Negatif bir evet. Eksi yani hesaplayalım istersen bakalım. Eksi 16 yapmaz mı şurası? Yani evet. 2 üzeri 4 ne yapar? 16. Önce eksi 16. Eksi 16 yapar. Öyle değil mi? Artı 16 yapmaz. Evet. Yapar. Ben de tamam, şurada evet. Eksi olan bir sayının tek kuvveti var. O zaman bunun cevabı eksi bir şey gelir. Eksi 16 yani. Yer değiştirme oluyor ya kafam o yüzden karıştı hocam. Yani karıştı. Mesela, evet, değiştirme olmaz orada. Tamam teşekkür ederim. Hocam yani mesela şey, öyle değil de eksi 2 üzeri 3 içeride 4 dışarıda olsaydı o zaman da pozitif gelirdi değil mi? Ha, bunun cevabı pozitif gelir tabii. Yani burada değişme. Yani evet. Şu an negatif olmayacak. Bizim yer değiştirme derken aslında onu kastettik. Pozitif sayılar için geçerli bu. Yani şu taban eksi 2 iken tabii böyle olmaz. Yani böyle bir ifade yer değişme imkanımız yok. Çünkü bunun cevabı pozitif. Mesela şunun cevabı eksi 16'nın küpü geldi mesela. Burası ise ne yapar? Eksi 8 üzeri 4 yapar. O da 16'nın kaçı yapıyor? Yani şöyle diyelim. Eksi 8 yaptı. Bunun üzerine 4 olacak. Bu pozitif çıkar bunun cevabı yani. Artılı bir şey bu. Eksi çıkar yani. 8 üzeri 4. Ama hocam teşekkür ederim.
Evet, negatif olunca bu ikisi yer değişme imkanı biraz zor gibi. Yani işte çift olursa anca olabilir gibi düşün. Tamam hocam. Tamam, şunu da söyledik o halde. Bakalım ne var sonra. Evet, şöyle bir ifade varmış. Evet, ifadenin eşitlerini bulacakmışız. Tabanlara aynı çarpma işlemi var. Üstleri ne yapıyor? Toplayacağız değil mi? Yüzleri... 2 üzeri 12 oluyor. 2 üzeri 12 olur. 2 üzeri 12 olur. Evet. Bu doğru. Şuna geldik. 3 üzeri eksi 5 artı 7 diyeceğiz. Bu da 3 üzeri 2 yapar. 3 üzeri 2 olur. 3 üzeri 2 yapar. Tamam. Eksi 3 üzeri. Bir kez tabanları aynı. Üstleri ne yapıyoruz? Yine toplayacağız. Yani... Eksi 3 üzeri 15. 15 olur. Evet. Evet, bu da doğru. Şuna geldik. 3 bölü 4 taban aynı zaten. Üstlerini yapacağız. Top üzeri 4 olur. 4 olur. Evet doğru. 3 bölü 4'ün 4'ün kuvveti gelecek. Bu da tamam. Buna geldik. 2 üzeri x artı 1 ve x eksi 5. 2 x eksi 4 gelir. Evet, bu da 2 üzeri evet. 2 x eksi 4 gelir. Doğru. Doğru yaptık hocam bunları da. Evet. Evet, çarpma işlemine göre tersi demiş başlık. A sıfırdan farklı bir gerçek sayı ve n pozitif tam sayı olmak üzere A sayısının çarpma işlemine göre tersi 1 bölü A'dır. Ve A üzeri eksi 1 ile gösterilir. Evet. Çarpmaya göre tersi neymiş? A üzeri eksi 1 ile gösterilir. 1 bölü A'ymış. A sayısını da arıyor. Evet. Mesela burada A üzeri eksi 1 var. Üzerinde m var. Biz bu A üzeri eksi 1 sayısını nasıl yazmamız lazım? A üzeri eksi 1 sayısı 1 bölü A diye yazar. Evet, böyle düşüneceğiz. Bunun ne yapmış? Eninci kuvveti ne yapmış? O halde buradan eninci kuvvetini alırsan A üzeri eksi 1'in eninci kuvveti ne yapar? Karşılıkta 1 bölü A'nın eninci kuvveti anlamına gelir. Evet, şöyle rasyonel şekilde bir şey var. Sayımız var. Bunun üzerinde eksi M var. O halde bu sayıda şuna örnek vermedik. Bir de ona örnek vereyim. Şunu da örnek vereyim. Şurayı bir sileyim isterseniz. Şuna örnek vereceğim şimdi. Mesela 2 üzeri eksi 1 olsun. Üzerine gel 5 yazdım mesela. Bunu nasıl yapmışım? 1 bölü 2 yazacağım. Yani şuradaki 2 üzeri eksi 1 sayısı 1 bölü 2 diye yazılır. Değil mi? Yazdım. Dışarıda kim var? Evet. 5 var. Evet. Bundan sonra hesap edeceğiz. 1 bölü 32 mesela eğer sonuç lazımsa cevap buydu. Bir de şuna bakalım. Mesela burada ne yaparız? 2 bölü 3 olsun. Üzerinde ne olsun? Eksi 3 olsun mesela. Evet, biz bu payda yer değiştirelim. Yani 3 bölü 2 yazarsan üzerindeki pozitif olur. Yani artı 3 olur. Evet, demek ki pozitif yapmanın yöntemi payda payda yer değiştirmekmiş. Bu da ne yaptı? 27 bölü 8 yapar. Aslında şurada aynı şey var da. Mesela şurada hani ne diyelim? Hani 2 üzeri eksi 1 ya kıza. Bu nedir? Aslında 2 bölü 1'dir. Üzerinde ne var? Eksi 1 vardır değil mi? Payda payda yer değiştirme ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Aslında buradan geliyor yani. Şu tersi bu anlama geliyor. Üzerindeki eksi 1 ne yapıyor? Payda payda yer değiştiriyor. Öyle düşünebilirsiniz. Evet. Evet, ne demiş? Sıfır sayısının çarpma işlemine göre tersi yoktur. Bu yüzden negatif kuvveti tanımsızdır. Ne demek istiyor? Çarpmaya göre tersi yok derken 1 bölü 0 değil mi? 1 bölü 0'dan bahsediyor aslında. 1 bölü 0 nedir? Tanımsız değil midir? Tanımsız. Evet hocam, tanımsız. Evet hocam. O zaman tersi yoktur. Yani sıfırın şöyle bir şey diyelim. 0 üzeri eksi 1 diye bir şey var mı? Yok. İşte bu tanımsız işte. Çünkü biz bunun yerine ne yazarız? 1 bölü 0 yazarsak tanımsız olduğunu söyleriz. Evet. Süremizde kaç dakika var ya? Dolmuş hocam süre. Ya dolmuş. Aynen, bitti. O zaman burada kalalım. Buradan sonra devam edeceğiz. Çarpma şimdi bir terste şuradan devam edeceğiz yani. Örnek onda kaldı. Evet. Örnekten devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Size iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar hocam. Görüşmek üzere.